Yukarıda verilen harita hazırlama ve sunma çalışmalarından hangileri elektronik ortamda yer alır? Uzaktan algılama ve uydu fotoğraflarını biz dijital ortamlarda yani elektronik ortamlarda dikkate alıyoruz. Coğrafi bilgi sistemleri alansal, çizgisel, noktasal gibi birçok verinin işlendiği elektronik ortamlarda dikkate aldığımız bir özellik, bir çalışma, bir sistemi ifade ediyor. Küresel konumlama sistemi ki hepimiz telefon kullanıyoruz. Telefonlarda konum ki konumumuzu belirleme bu ne oluyor? Yine elektronik ortamda oluyor. Yani üçü de elektronik ortamda yer alır. O yüzden de doğru cevabımız E şıkkı oldu. Tarihsel süreçte haritacılık faaliyetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlk çağda insanlar yaşadıkları yerlerin özelliklerini çeşitli semboller kullanarak mağara duvarlarına çizerek ilk haritaları yapmıştır. Bu doğru bir özellik olmuş ki mağara duvarlarında çeşitli figürler, çeşitli ifadeler yer alıyordu tabii çizim olarak. Orta çağda haritacılık çalışmaları Avrupa kıtasında çok gelişmiştir. Orta çağda skolastik düşünce vardı ve burada birçok şeyi engelliyorlardı ki kiliseler tarafından her şeye izin verilmiyordu. Baskıcı bir durum söz konusuydu. O yüzden daha çok Avrupa kıtasında gelişme sağlanmamış orta çağda. Pusula ve matbaanın icadı haritacının gelişimini hızlandırmış ki yönler ve baktığımızda basılı olan yayınlar tabii ki önemli bir özellik taşıyor. Osmanlı'da denizciler ve seyyahlar haritacılık ile ilgili çalışmalar yapmıştır. İşte Piri Reis'in haritasını hatırlıyoruz. Doğru bir bilgi. Günümüzde haritacılık elektronik ortama taşınmış artık. Elektronik ortamda işte CBS gibi, GPS gibi birçok anlamda kullandığımız noktalar söz konusu. O yüzden burada doğru cevabımız B şıkkı. Çünkü o dönemde dediğimiz gibi baskıcı bir durum yönetim söz konusuydu bu alanda. Yukarıda verilen topografya haritasına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A noktasının bulunduğu kuzeybatı kesimleri en yüksek yerleri oluşturmaktadır. Yani şimdi 50 metre aralıklarla geçmiş 0 metre deniz kıyısından başladım arkadaşlar. 50 metre, 100 metre, 150 metre, 200, 200'den daha yüksek olan A noktası. 50, 100, 150'den daha yüksek olan B noktası. O zaman en yüksek yerler A noktasının olduğu yerde. B noktası tepe üzerindedir ki bir tepemiz var bu alanda onu görmekteyiz. C noktasının bulunduğu yerde deniz kıyısında dik yamaçlar çünkü hemen kıyıdan başlamış ve orada bir diklik oluşmuş. O yüzden burada falez gibi durumları alabiliriz. D noktası delta üzerindedir ki geldi akarsu deniz içerisinde bir biriktirme yaptı ve çıkıntı oluşturdu. Biz buna delta ovası adını veriyorduk. E ve D noktasının yükseltileri aynıdır denmiş. Ki burada D direkt deniz kıyısında sıfır ama kara içine doğru yine farklılık oluşacaktır. Ben bunların yükseltisinin aynı olup olmadığını buradan çıkartamam. Çünkü aynı eğri üzerinde ise onların yükseltisi aynı oluyordu. Ya da birbirini çevrilemeyen iki izobisin yükseltisi aynı oluyordu. Ha burada çıkarabileceğim bir çıkarım olmuyor, bilgi olmuyor. O yüzden E şıkkı doğru cevabım oldu. Coğrafya öğretmeni Murat Bey sınıfa getirdiği dünya siyasi haritasında Grönland adası ve Avustralya kıtasının yerlerini öğrencilere göstermiş ve haritaya bakarak bu iki yerin yüz ölçümleri hakkında yorum yapmalarını istemiştir. Öğrencilerin hepsi birden Grönland adasının ve Avustralya kıtasının yüz ölçümlerinin hemen hemen aynı olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Murat Bey tahtaya Grönland adası 2.166.086 km², Avustralya kıtası 8.526.000 km² şeklinde yazmış ve Avustralya kıtasının yüz ölçümü Grönland adasının yüz ölçümünün yaklaşık 4 katı kadardır demiştir. Avustralya kıtası ve Grönland adasının yüz ölçümleri arasındaki farkın çok fazla olmasına rağmen haritadaki alanlarının birbirine yakın olarak çizilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Şimdi burada dünyanın şeklinden dolayı düzleme aktarılırken ne oluyordu? Bozulmalar oluyordu. Özellikle kutuplara doğru gittiğimde o alanları daha da genişletiyordum. Çünkü bir düzleme aktarırken işte orayı bir noktayı mesela kuzey kutup noktasını A4 boyutunda açtığımızı düşünün olduğundan daha büyük gözüküyordu. Bu da dünyanın küresel bir şeklinin düzleme tam anlamıyla aktarılamaması, bozulmaların meydana gelmesini bize kanıtlıyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Coğrafya öğretmeni Murat Bey sınıfa getirdiği dünya siyasi haritasında Grönland adası ve Avustralya kıtasının yerlerini öğrencilere göstermiş ve haritaya bakarak bu iki yerin yüz ölçümleri hakkında yorum yapmalarını istemiştir. Öğrencilerin hepsi birden Grönland adasının ve Avustralya kıtasının yüz ölçümlerinin hemen hemen aynı olduğunu söylemiştir.
Bunun üzerine Murat Bey tahtaya Grönland Adası 2.166.086 km², Avustralya kıtası 8.526.000 km² şeklinde yazmış ve Avustralya kıtasının yüz ölçümünün Grönland Adası'nın yüz ölçümünün yaklaşık 4 katı kadarıdır demiştir. Murat öğretmenin sınıfa getirdiği dünya haritası projeksiyon yöntemlerinden hangileriyle çizilmiş olabilir? Ki burada baktığımızda özellik olarak kutuplara doğru bozulmanın arttığı, Grönland Adası kutuplara daha yakın, kutuplara doğru bozulmanın arttığı, ekvatorda bozulmanın en az olduğu silindirik yöntemi burada dikkate almış olabilir. Çünkü ekvatordan uzaklaştıkça kutuplara yakın olan yerlerde ne oluyor? Bozulma daha fazla oluyor ki bunların ikisini aynı göstermiş. Ki Grönland'ı olduğundan daha büyük göstermiş demek ki. O yüzden burada yalnız bir yani silindirik. Konik için orta kuşak en az bozulmaydı. Bunun yanında düzlem projeksiyon için ise kutuplarda en az bozulma gerçekleşiyordu. O yüzden A şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Coğrafya öğretmeni Murat Bey sınıfa getirdiği dünya siyasi haritasında Grönland Adası ve Avustralya kıtasının yerlerini öğrencilere göstermiş ve haritaya bakarak bu iki yerin yüz ölçümleri hakkında yorum yapmalarını istemiştir. Öğrencilerin hepsi birden Grönland Adası'nın ve Avustralya kıtasının yüz ölçümlerinin hemen hemen aynı olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Murat Bey tahtaya Grönland Adası 2.166.086 km², Avustralya kıtası 8.526.000 km² şeklinde yazmış ve Avustralya kıtasının yüz ölçümünün Grönland Adası'nın yüz ölçümünün yaklaşık 4 katı kadarıdır demiştir. Grönland Adası'nın haritası hangi projeksiyon ile çizilirse hata oranı daha az olur. Biz özellikle silindirik projeksiyonla ekvator çevresini, konik projeksiyonla orta kuşağı ve düzlem projeksiyonla kutup kuşağına yakın yerleri çizersek bozulma en az olur. Grönland Adası da şu an olduğundan daha büyük gösterilmiş. Yani bozulma fazla olmuş. Bunu en aza indirgemek için arkadaşlar kutuplarda kullandığımız ya da kutuplara yakın alanlarda kullandığımız düzlem projeksiyonunda en az bozulmayla bu alanları gösterebiliriz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Renklendirme yöntemiyle çizilmiş Türkiye fiziki haritasında Trakya'da yeşil rengin, Doğu Anadolu'da ise kahverenginin fazla olması hangisiyle açıklanabilir? Renklendirme yöntemiyle çizilmiş haritalarda renkler yükselti basamaklarını ifade eder. 0-500 arası yeşil, 500-1000 arası sarı, 1000-1500 arası turuncu, 1500'den yüksekse kahverengi. Demek ki Trakya 0-500 metre arasında, Doğu Anadolu ise 1500'den daha yüksek bir özelliğe sahip. Buna göre yükselti basamaklarını ifade ettiği için arkadaşlar Trakya'nın ortalama yükseltisinin Doğu Anadolu'ya göre daha az olduğunu görüyorum. Çünkü Trakya 0-500, Doğu Anadolu 1500'den daha yüksek bir özelliğe sahip. Eğimle ilgili bir yorum yapamam. Yeşil renk ve kahverengi renk ikisi de düz olabilir mesela. Bitki örtüsü hakkında yorum yapamam bu kısımda çünkü yükselti basamaklarını ifade ediyor. Trakya'da tarıma elverişli alanların daha geniş olması demiş. Bu yine özellik olarak doğru bilgi ama bu renklerin sonucunda gerçekleşen bir durum. Yani yükselti burada temel kriterimiz oluyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Coğrafya dersinde proje ödevi hazırlayan Sevgi, aynı büyüklükteki kağıtlara dünyada bulunan göller haritasını, Avrupa kıtasında yer alan göller haritasını, Türkiye'de yer alan göller haritasını çizmiştir. Buna göre Sevgi'nin çizdiği haritalarla ilgili olarak hangisi söylenebilir? Şimdi aynı büyüklükteki kağıtları çizdiği için dünyayı çizdiğinde arkadaşlar daha fazla küçültme oranı kullanacaktır. Daha geniş alanı çünkü daha küçük bir alana kağıda sığdırıyor. Bu yüzden burada küçük ölçekli bir harita ya da bunlar arasında en küçük ölçekli haritamız budur. Avrupa kıtası bunlar arasında orta diyelim. Türkiye haritası kısmı ise büyük ölçeklidir. Çünkü daha küçük alanı yine aynı kağıda çizdiğinde daha az küçültme oranı uygulayacaktır. Buna göre en küçük ölçeğe sahip olan dünya ve en büyük ölçeğe sahip olan Türkiye'de yer alan göller haritası olacaktır. Çünkü küçültme oranı daha az oldu. Birinci haritanın ölçeği ikinci haritanın ölçeğinden daha büyüktür. Ki birinci haritanın ölçeği en küçük, ikinciden büyük olma ihtimali söz konusu değildir. İkinci haritada yer alan 4 santimetre karelik göl birinci haritada daha büyük çizilmiştir. Ki birinci haritanın ölçeği küçük olduğu için daha küçük çizilmiştir. Çünkü ayrıntı daha az. Üçüncü haritadaki hata oranı ikinci haritaya göre daha fazladır. Üçüncü harita en büyük ölçekli olduğu için hata oranı en az. O yüzden de bu bilgi de yanlıştır. Daha az olması gerekiyordu. Van Gölü'nün haritada kapladığı alan birinci haritaya göre üçüncü haritada daha büyüktür.
Çünkü 3. harita büyük ölçekli olduğu için daha ayrıntılı gösterilmiş ve daha büyük bir alan kaplayacaktır. 3. haritadaki ölçek paydası 1. haritadaki ölçek paydasından büyüktür denmiş ki büyük ölçekli olunca ölçek paydası küçülüyordu. O yüzden bu büyüktür değil, küçüktür olması gerekiyordu. O yüzden de doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Ankara'da şehir planlama uzmanı olarak çalışan Ahmet Bey, ölçeği 1 bölü 25 binden daha ayrıntılı haritalar çizmek istiyor. Buna göre Ahmet Bey işlemlerinden hangilerini yaparsa amacına ulaşmış olur. Hazırlayıcı haritanın ölçeğini 1 bölü 25 binden daha büyük yapmalı. Yani ne oluyor arkadaşlar? Daha büyük yapmalı derken ki oranı daha da küçültmesi gerekiyor. Çünkü değer kısmı büyüdükçe ölçek küçülüyordu. Değeri küçültmek zorunda ki bu doğru bir ifade. Haritanın lejant işaret bölümünü daha ayrıntılı yapmalı. Ki lejantlar açıklama kısmı burada ayrıntılı vermesi ölçeğin değiştirmez ya da ayrıntıyı değiştirmez. Hazırlayacağı haritalarda ölçek paydasını büyütürse arkadaşlar ölçek küçülür. Yani ölçeği küçültmek doğru bir şey değil. Çünkü daha ayrıntılı bir çizim yapmak istiyordu. Bu yüzden de A şıkkı doğru cevap olacaktır. Yani ölçek değerini baktığımızda değer olarak tabii ki sayı olarak değil büyütmesi gerekiyor. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Ki paydadaki rakamı büyütürsek ölçeğimiz küçülür. Çünkü küçültme oranı artış gösteriyordu. Aşağıda verilen topografya haritası üzerinde kesitler doğrultusunda demiryolu yapılacaktır. Buna göre numaralandırılan yerlerden hangilerine köprü veya tünel yapılması uygun olur? Şimdi burada başladık arkadaşlar bir numaradan. Bir numarada bir dağ geçiyoruz. Dağı neyle aşarız? Tünelle aşarız. O zaman dağ kısmına tünel yapmamız gerekiyor bir numarada. Daha sonra devam ettim arkadaşlar. Ne oldu bakın şu kısımda baktığımda uç kısmına doğru V'nin uç kısmına doğru yükseltim artıyor 1500-1600. Demek ki burada bir akarsu vadisi var. V'nin uç kısmına doğru yükselti artarsa orada akarsu vadisi vardır. Akarsu vadisini yani şöyle bir vadi düşünün. Bunun üstünden bir ne yaparak geçebilirim? Köprü yaparak geçebilirim. O zaman tünel olanları da silelim. Yani ne oldu? B ve E şıkları kaldı. Bunun dışında devam ettim. V'nin uç kısmına doğru arkadaşlar eğer yükseltim azalıyorsa bu da neye karşılık geliyordu? Sırta. Bu kısmı da sırt olduğu için iki yamacı birbirinden ayıran sınır ki burada bir yamaç bir dağ kütlesi var. Oraya da bir tünel yaparak geçebilirim. Bunun yanında yine Akarsu Vadisi dördün olduğu yer. Çünkü V'nin uç kısmına doğru yükselti artmış. Burada köprü yapmak daha doğru olacaktır. Akarsu'nun üzerinden köprüyle geçiyorum. E şıkkı doğru cevabım oldu. Yukarıda verilen topografya haritasından alınan KL doğrultusunun profili aşağıdakilerden hangisidir? Profil çıkarma kısmında arkadaşlar birebir profil çıkarmıyorduk. Başladı ve bitti yükselti. Kaç defa alçalmış, kaç defa yükselmiş bunlara bakmamız yeterli oluyordu. Şimdi 800-900 aradaki fark 100 metrelik ki içe doğru yükseltinin arttığı kısımda değerlendirebiliriz. Tabii kapalı çukur kısmı farklı olmak kaydıyla. Burada 100 de geçmiş, burası 700. Demek ki burada 700'den daha düşük bir rakamdan başlamış. Burası 700 olduğuna göre K 700'den daha düşük bir yükseltten başlamış. Şimdi 700'ün altında olanlara bir bakalım. A 700'ün altında. 700'ün altında başlamış. 800'ün üstünde başlamış, gitti. 700'ün altında başlamış, kalır. Burada 1000'in üstünde başlamış, gitti. O zaman A, B, D kaldı. Şimdi L'ye bakıyorum. L yine 700'ün altında bir yükseltide bitmiş. O zaman 700'ün altında bir yükselti aramam gerekiyor. 700'ün üstü gitti. Buraya bakıyorum 700'ün altında. Buraya bakıyorum 700'ün altına doğru inmiş. Yani B ve D seçenekleri kaldı. Bunun yanında şu üst kısımda bir çukur görüyoruz. Bakın içe doğru oklar var. O zaman çukur varsa şurada çukur belirtilmemiş. B şıkkı doğru cevabım oldu ki iki defa o alçak yerlerden geçmek durumundayım. İçeride yine bir yüksek kısım var. Çünkü okun uç kısmına kadar düşürüyordum. İçeride tekrar artış gösterecektir. İşte o kısımda burası. O yüzden doğru cevabım B şıkkı oldu.